yapsınlar. Teslim ettim arkadaşlar. Bu arada günaydın. Hepinize yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz ve nasılsınız? Bu kadar enerjik başladığımı düşünmeyin çünkü gerçekten bu kadar hiç enerjik başlamadım. Gece 2 gibi uyudum ve şu gördüğünüz az önce teslim etmeye çalıştım. Raporu halletmeye çalıştım. Şimdi onun dışında bugün bir sunumumuz var. Bunun böyle bir ana olarak kalmasını istediğim için de dedim ki bugün de kamerayı açayım ve birlikte sizinle okula gidelim. Üniversitede bir günüm şeklinde bir video düzenleyelim. Daha doğrusu böyle bir video çekelim istedim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir problemimiz var ki bu problem yeni ortaya çıktı. Ben dün ödeme işi çalışmadım, yani sunum yapacağım şeye, ve şu an ne kadar çalışırsam o kadar, yani bu çalıştığım son kısım ne kadarsa o kadar çalışacağım. Yapabileceğimi düşünüyorum çünkü öncesinde de son ödevlerinde falan hiç böyle tosladığım ya da bir yere çarptığım, yani böyle yapamadığım olmadı. Çünkü genelde açıkçası sunu konularında kendime güveniyorum. Bazı cümleleri, kelimeleri toparlamak, bir yandan böyle ortaya çıkarmak onları yapabildiğim şeyler. O yüzden umarım bir problem yaşamam. Şimdi tek bir şey var. Yaptığımız slide'ın düzenlemelerini yapacağım. Ondan sonra eklemem gereken kısımlarını ekleyeceğim. Sonrasında da flash'a falan dağıtmam gerekiyor. Eğer bir yanlışlık yapmadıysam. Şimdilik dediğim gibi açıp size bir selam vermek istedim. Bugün benimle birlikte okula geliyorsunuz. Umarım çok utanmam ve kamerayı orada açmaktan çekinmem. Çünkü böyle bir gün olmasını istiyorum. Yani çekebildiğim, bir şeyler paylaşabildiğim bir gün olsun istiyorum. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Uzunca bir süre. Saat şu an 8:28. Bakayım, hatta doğru mu baktım? Bilgisayar saati bazen yanlış olabiliyor. Bilgisayar saatine göre de doğru olduğuna göre 8,5 saat ve biz sanırım arkadaşımla 11 gibi okulda buluşup ödevle ilgili son düzenlemeleri yapmaya karar verdik. Yani sanırım yaklaşık olarak 11'de okulda olmam gerekse, hadi 11,5 olsun okulda olmam, yaklaşık bir 2,5-3 saatim var. O 2,5-3 saatte şu anda hazırladığımız bütün slaytları, pdf'leri ve yapmam gerekenleri, videoları vesaire hazırlamam gerekiyor. Dediğim gibi şimdilik hızlı bir şekilde bunları halledelim. Kapatıyorum, bay bay. Arkadaşlar hızlıca bir duşa girdim. Hemen yüzüme nemlendirici ve güneş kremlerimi falan sürdüm. Ama şu an bir miktar nedense geç kalmış gibi hissediyorum. Sarmıyorsun. Nedense şu an bir miktar geç kalmış gibi hissediyorum. Sebebini hiç bilmiyorum. Saate bir bakayım. Saat şu an 10. Tam 10. Ve birazcık daha vaktim var gibi hala. Bu arada saçlarım galiba eski rengine geri döndüreceğim. Eğer bu renginden memnunsanız özür dilerim. Ben de çok memnunum ama yapacak bir şey yok. Bu rengi değiştirmemiz gerekiyor çünkü saçlarım çok yıprandı ve dün gece bir eski videolara izleme buhranına düştüm. İşte ne bileyim, lisedeyken çektiğim falan fotoğraflara, videolara baktım ve arkadaşlar saçlarım o kadar sağlıklıymış ki, hani sağlıklı bir saçım varmış. Şu an gerçekten ondan eser yok ve bu durum beni çok rahatsız etti açıkçası. Çünkü şu an elim, saçlarım hep takılıyor falan, iyice taramadığımda. Saçlarım böyle bildiğiniz kopuyor falan. Bunlar pek benim istediğim şeyler değildi ama saçlarımı boyarken bunun böyle olabilme ihtimalini biliyordum. O yüzden de yani üzülecek ya da bu durumla ilgili yapacağımız tek şey ya da yapabileceğim tek şey maalesef ki saç rengini değiştirmek. Eski rengine geri döneceğim. Farklı bir renge dönmeyi planlıyordum aslında ilk başlarda. Ama sonra dedim ki saçlarımı daha çok mahvetmekten başka hiçbir işe yaramayacak. O yüzden kaşlarımı yine açarım gibi, çünkü gerçekten kaşlarımın açık olmasını seviyorum. Bu durum beni birazcık
mutlu ediyor yani, bayağı hatta mutlu ediyor. Çünkü yüz ifademi bayağı kırıyor. Ama dediğim gibi galiba saçlar bize veda ediyor. Şöyle dursam sizin için bir tık daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi önce bir gözaltı kapatıcısını sürelim. Bugün sunum günümüz olduğu için Maybelline kullanabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü normal şartlarda bu birazcık bir tık pahalandığından artık gıdım gıdım sürüyorum. Ama yine üstünden Beaulieu geçerim gibi. Güzel kapatıyor ama bakacağız. Durum ne gösterir bilemiyoruz. Tabii ki de. Şimdi fırçam burada. Şöyle tampon hareketleriyle. Aynı elimi alsam ne olur. Hızlı bir şekilde makyajımı yapacağım. Bu kısımları hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz siz. Şu surat ifadesini niye yapıyorum böyle? Anlamıyorum yani ama yapacak bir şey yok. Fazla odaklanmaktan olabilir. Ya da hiçbir sebebi olmayabilir. Oldukça fazla yüzümü nemlendirdim. İnşallah kusmaz bu kapatıcıya. Çünkü niye kussun yani, o kadar nemlendirdim. Kusmasa iyi olur lütfen. Hey. Kapatıcıyı gerçekten çok seviyorum da çok pahalı ya. Bir kapatıcıya 150 lira verirsem çok üzülürüm. Çünkü bir tık fuzuli masrafa kaçıyor. Yani daha öncelik verdiğim masraflarım var. Ama güzel de. Hani seviyorum ya duruşunu. Kapatıcılığı da güzel bu arada. Hani tutup da ama ne bileyim ya, ben yine alırım gibi. Benim sağım solum belli olmaz. Evet. Kapatıcıyı da attım. Dedim ki ben şimdi hızlı bir şekilde makyajımı yapayım. Daha sonrasında sizinle birlikte böyle kombinimin artık son parçalarını değiştirirken görüşeceğiz. Şimdiden dediğim gibi ileriki sahnelere geçebiliriz. Bay bay. Ay arkadaşlar, kendimi bugün çok beğendim. Hemen bir yere sabitleyeyim. Size de kendimi göstereyim. Nasıl? Aslında burada ayna var ama ayna ters ışıkta. Dur bir saniye göstereyim yine de, ne olur ne olmaz. Ups. Böyle oldum. Ay ben çok beğendim kendimi bugün. Üstümde şu mavi gömleğim var bu arada. Normalde sürekli giydiğim bir gömlek zaten. Saçlarımı şöyle önlerden hafifçe dalgalandırdım. Makyajım da şu şekilde oldu. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Güzel bir pembelik falan katayım istedim. Böyle farklı bir dokunuş oldu gibi hissediyorum. Siz nasıl buldunuz? Umarım beğenmişsinizdir. Evet, şimdi hazırız, çıkıyoruz. Ben bir arkadaşımı arayayım. Ona göre, duruma göre bir an önce çıkalım. Çünkü diğer türlü geç kalma ihtimaliniz var mı gibi hissediyorum. Şu an çok terleyebilirmişim gibi. Ama terleyeceğimi pek sanmıyorum çünkü ben birazcık üşüyorum duştan çıktıktan sonra özellikle. En kötü olmadı, saçlarımı bir toplayabilirim ama saçlarımı da böyle çok beğendim. Üf, saçlarımı hiç eski rengine döndürmek istemiyorum ya ama döndüreceğim herhalde, bilmiyorum. Hey you. Evet, ara ara böyle odaktan çıkıyoruz ama müdahale etmeye çalışıyorum. Yakaladığım anlarda diyelim. Şimdi dediğim gibi hızlı bir şekilde çantamızı hazırlayalım. Şu çanta, tam olarak şu gördüğünüz çantaya hazırlayacağız. Umarım bana şans dileyin. Sunumum güzel geçer. Çalıştım aslında yani, çalışmadım ama üzerine düşündüm, oturduğum, ezberlerimi yaptım, bazı notlar aldım. Umarım iyi geçer diye düşünüyorum. Şimdi hemen hızlı bir şekilde eşyalarımızı halledelim ve çıkalım. Yoksa diğer türlü geç kalma ihtimalimiz hafiften birazcık böyle bir tık artmış gibi gözüküyor. Dediğim gibi hemen çıkalım şimdi bebeğim. Şimdi arkadaşlar şu çantayı alacağız. Çantanın içine bilgisayarı koymam lazım. Yanıma bir tane de meyve alacağım bu arada. Olur da yemekhaneye gidemezsek falan. Acıkırım gibi hissediyorum. Anahtarı alacağım. Telefonumu alayım. Hatta telefonumu direkt çantaya attım. Kitapları alıyorum. Bu kitapların da notları var. Bu arada arkadaşlar yeni kitaba geçtim geçen gün. Şunun notlarım var. Direkt bunları da koydum böyle. Onun dışında şarj aletini alabilirim. Burada biraz... kablolar karıştığı için şöyle küçük bir problemimiz var. Çözebildim mi? Evet. Kablolarla bir tık problemler yaşıyor olabilirim ama hallettik gibi. Şimdi kalem kutumu da alıyorum. Odasının hemen arkamızda. Kalem kutumu da aldım. Çantamı aldım. Her şeyi aldım. Kamerayı alacağım çıkarken, inşallah unutmam. Onun dışında sanırım başka alabileceğim bir şey yok gibi gözüküyor. İlaçları zaten içtim. Tamam. Hazırız. Tamam, şimdi bunu alıyorum. Anahtarımı alıyorum. Telefonumu alıyorum. Ve dediğim gibi çıkıyoruz. Balkonun kapısını kilitlemeyi unutmayalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi hazırım. Çıkıyoruz. Arkadaşımın evine gideceğiz. O yüzden hızlı bir hazırlanma oldu. Saat birazcık erken ama yapacak bir şey yok. Çıkıyoruz şimdi.
Birazcık fazla enerjim, bunun farkındayım ama birazcık o birazdan o stresle beraber gidecek hissediyorum. Allah'ım şaka mı bu ya? Üf. 5 kat çıkmak zorundayım şimdi. Şaka geliyor, ben hiç beklemiyorum. Bu kadar üstlendim ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu benim kaderim. Neyse ki lamba falan yanıyor da bir anda ters şaka kalıyor. Sanki nasıl olur? A few moments later. Selam. Normalde aslında videoyu böyle pek açmayı sevmiyorum ama üstüm başım dağınık birazcık ve yemek yiyeceğim. O yüzden birazcık bekletiyordum aslında videonun kapanışını. Çünkü kendime çok uzun zamandır almak istediğim ve bunun için birazcık para biriktirdiğim bir ayakkabı aldım. Almak istiyordum bu ayakkabıyı. O yüzden de biraz bekletiyordum. Şimdi hemen 2 dakika birlikte açalım istiyorum çünkü gerçekten çok merak ediyorum ayakkabıyı. Hemen 2 dakika bir çorap giyeyim, sonrasında da ayakkabıyı açalım. Evet, hadi bakalım başlıyoruz. Normal şartlarda aslında bunu çok böyle şey beklemiyordum. Böyle bir kutuda. Kutu birazcık hasar almış. Tam olarak nereden açmam gerektiğini de bilmiyorum. Şunu şöyle bir çevirsek. Yes! Açtım. Arkadaşlar. Güzel gözüküyor. Ayakkabılar aslında ama numarası bir tık büyük olabilir mi? Hemen bir deneyelim. Ayakkabıları, hemen şu şekilde ayakkabıları göstereyim. Normal şartlarda aslında çok güzel bir ayakkabı ama 39 numaranın daha iyi olacağına karar verdim. Ben bilerek olur da ansızın böyle kalın bir şeyler giymek istersem içine diye tuttum ve 40 numara sipariş ettim. Böyle bir şov yaparım diye tuttum ve 40 numara sipariş ettim. Ama aslında 40 benim botta giydiğim hiçbir ayakkabı numarası değil. Sadece böyle postalımsı olan ayakkabılarda genellikle 40 numarayı tercih ediyorum. O yüzden büyük bir hata yaptığımı fark ettim. Bu ayakkabıyı normalde de çok giymeyi istiyordum. Boyut olarak aslında bana çok kötü olmadı. Şu anki kombinimle kıyaslarsak birazcık kötü oldu zaten. Ama şu an içinde çok rahat hissediyorum. Ve 40 numara birazcık kaba durduğu için emin olamadım henüz. O yüzden bunu galiba 39'da değiştireceğim. Çok rahat bir ayakkabı bu arada. Hatta hemen bir gösterelim. Ayakkabı tam olarak şöyle duruyor. Şöyle. Ayakkabı gerçekten çok güzel duruyor ama sadece 40 numara ve yukarıdan bakıldığında o kadar güzel durmuyor. Bilmiyorum. Bu fikri bir ablamla da veya annemle vesaire biriyle paylaşmam gerekiyor. Size hemen şöyle çevirelim. Evet arkadaşlar, normalde aslında benimle okulda bir gün geçirmiş olacaktınız ama bir günü nasıl geçiremediğimi gördünüz. Çünkü biz o gün sunumla ilgili ödevi hazırladık, sunuma hazırlandık vesaire, bir sürü şey yaptık. Ama sonrasında biz o gün ödevde sunum yapmadık. Onun dışında diğer yaptığımız ödevi üzerine konuştuk. Ondan sonra onunla ilgili farklı bir ödev daha aldık ve ödev üstüne oldu. Ondan sonra yarın da bir ödevim var. O yüzden bunları yetiştirmek için bir tempoya girdim. Genel olarak bu ödevleri yetiştirmek üzerine bir bu sürece dahil olabiliyorsunuz sadece. Benimle bir okul gününün nasıl olmaması gerektiğiyle ilgili bir video izlediniz. Şimdiden dediğim gibi buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın diyorum. Şimdiden hepinize görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.